yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Efendim Asım. Ne diyorsun sen Asım? O kadar mı büyük yangın? Ne oldu? Ne? Ne yangın? Tamam Asım, kapat, kapat. Ne diyorsun, ne diyorsun? Hangi yangın? Hadi yürü. Ne bu? Oh, Kerem kardeşinizin yanına ayrılmayın sakın. Abla! Ne oldu, benim doğmamış bebeğimin rızkı yandı. Tövbeler olsun. Oh. Hep sen mi anlayacaksın adetlerden? Yok tuzmuş, yok aynaymış. Böyle anlaşanlı bir düğün yapamadık. Bari yeni gelin olduğunu anla. Delisin sen gerçekten. Mithat, ben çok mutluyum. Baksana yuvamızı kurduk. Ne demiştim sana? Bak, kendi evimizdeyiz. Zeynel arıyor. Yani aç bence bu saatte aradığına göre. Açmayacağım. Mithat aç, yani belli ki önemli bir şey var. Efendim Zeynel. Mithat yandık biz, Mithat bittik. Yandık ne yandık oğlum, ne yangını? Anlıyor Mithat. Mithat mahvolduk, ne olursun gel. Yangın mı çıktı? Thank you.
Babamlara haber verdiniz mi? Mahmut abinin haberi var mı? Var. Hepsi geldi. Mithat. Feydel ustam çok kötü. Çok yıkıldı. Yetiş. Tamam kardeşim. Tamam. Ben hemen geliyorum. Sen hiç merak etme. Abi gözünü seveyim hızlı. Sür hadi. Gözünü seveyim. Nasıl çıktı bu yangın? Nasıl çıktı bu yangın diyorum? Ya benim dükkanıma sıçrasaydı? Kim karşılayacaktı zararı? Sana da geçmiş olsun. Bak dükkanın orada duruyor. Malın mülkün derdine düşeceğine otur da yardım et. Bak haberin olsun, hepimizin canı burnundadır ha. Ya durup dururken nasıl çıktı diyorum sana yangın? Tabii. Eğer siz Tarihi Han'da böyle ocakçılık yaparsanız, kebapçılık yaparsanız yangın olur tabii. Albay tamam, uzatma hadi. Bir dakika ya, bir saniye. Bakın buraya yazıyorum. Kesin bu ocaktan çıktı yangın, kesin. Bu aralar Karadağların aklı çok karışık. O közler unutulduysa al sana yangın. Tabii. Değil mi Mahmut? Alpay neyse ne, gel şuraya hadi. Ya bırak ya. Alpay. Size de yazıklar olsun değil mi? Böyle kıytırık kebapçıdan dolayı malınız mülkünüz yanıyor. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Yani size de müstahak yani. Bravo. Bravo yani. Bravo. Bravo. Şeytan değil. Akıt betmezini. Mahmutcuğum. Estağfurullah diyorum ya Rabbim ya. Doğru söylüyor adam. Ocaktan çözmez düştüyse ondan çıkmış olabilir. Olur mu olur vallahi. Mahmutcuğum, ateş söndürdünüz bugün. Ya o nasıl söz baba? Yıllardır bu ateş söndürmeden eve gittiğimizi gördün mü sen bizim için? Sağ söndürdün mü diye sordum. Vallahi baba, benim bir işim vardı. Ben erken çıktım. Ama çocuklar söndürmüştür baba. Olur mu öyle şey? İnşallah bizim işimize kalmasın. Geçmiş olsun. Baba. İyi misin? Geçmiş olsun. Ne oldu burada? Nasıl çıktı yangın? Mahmut ocağı söndürmemiş. Olacağı buydu. Ya saçma sapan konuşup benim canımı sıkma gece gece. Gördün mü gözünle? Gözünle gördün mü? İftira atması kolay değil mi? Zeynep'im. Zeynep'im iyi misin? İyi misin? Gittim lan Rafık. Mahvoldum. Zarar çok büyük. Ben bu yükün altından kalkamam. Beraber kalkacağız Zeynep'im. Tek başına değil, beraber kalkacağız ha. Cana geleceğini bana gelsin ha. Canın sağ olsun senin kardeşim. Ana bir dolanıp durma, gel otur şöyle. Ay içim daralıyor Vildan. Nefes alamayayım. Yok sen babama sinirlendin de ondan oluyor.
Dilan sana bir zahter demleyi versin, sakinleşirsin. Yok yok. Hiçbir şey istemiyor benim içim. Ha, geldi babam. Ha, geldi baban. Bekle gelir. O anca benim içimi daraltmayı bilir. Zümrüt Hanım burada mı? Zümrüt Hanım, koşun, koşun. Han yanıyormuş, han yanıyormuş. Bismillah. Ne oldu, iyi misin? İçeride baygın yatan biri var. Yoğun dumanla ilerleyemedim. Oksijen desteği alıp tekrar gireceğim. Hadi. Kutsa içeride birisi var. Ali. Usta gözünü seveyim, bir şey yap. İçeride birisi varmış. Sana ulaşamayınca delirdik, delirdik ya. Nerede o? Babama ulaşamıyorum, babam kayıp. Kim? Babam kayıp. Ya, yoksa içerideki Cumali emmi mi? Cumali emmi nerede? Cumali! Cumali! Baba! Baba! İçeride misin, içeride? Babam var bak. Usta! İçeride lütfen. Cumali usta! Baba! Usta! Baba!
baba. Baba! Baba, iyi misin? Kolumuzu kullan. Of. Yok yok. Ben dayanamam. Ben göreceğim, ben yanına gideyim bunun. Anne, izin vermiyorlar biliyorsun. Uyanınca daha haber verecekler. Geç otur. O benim soluğum olmadı. Uyuyamaz ki. Anacığım bir sakin ol. Bütün doktorlar başında bekliyorlar. Korkacak bir şey yok. Her şey iyi olacak. Civarı güçlü kuvvetlidir. Kalkar ayağı elbet. İçinizi karartmayın. Baba, ne olur gel şu kolunu bir gösterelim, pansuman yapsınlar hadi. Ambulansa baktılar bir dakika, neyim bir şey sordular. Babam hastanede bakılsın dediler ya. Sana baktılar diyeyim. Ya Cumali içeride canıyla çekişirken ben şunca açık şeyin peşine mi düşeyim? Akşam arayıp durdum. İnadımdan açmadım. Belki açsaydım şimdi burada olmayacaktı. Karşısına geçip de onca lafı etmeyeydim. Gönlümü susturamadım. Alıştıramadım yokluğunu. Yük etti dediklerimi tabiri Rena. Yük etti de düştü yolları. Anne nereden bilecektin? Kendini suçlama. Hiç yapmadığı şey ben de anlamıyorum. Gecenin o saati dükkanda ne işi var? Ne bileyim. Halil Bey. Doktor, nasıl babam? Açtı mı gözlerini? Kendine gelmedi henüz. Karbonmonoksit zehirlenmesi. Yoğun dumana maruz kalmış. Vücudunda yanıklar da var. Bu yüzden müşahede altında kalacak bir süre. İyi olacak ama değil mi? Kalbinde de rahatsızlık vardı. Laflama iyi bakın doktor. Merak etmeyin. Hastanın durumuyla yakadan ilgileniyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi hastada bir takım kronik rahatsızlıklar var. Bu nedenle atlatması biraz zor olacak. Ciğerleri de zayıf. Geçmiş olsun. Geçelim. Ben nereye gideyim şimdi? Ben nereye gideyim şimdi? Kerem. Anne ne yaptınız? Nasıl durumlar? Oğlum hastaneye geldik. Cumali amcan dumandan zehirlendi, yoğun bakımda. Ne diyorsun ya? Başka birinde bir şey var mı?
Yok oğlum da işte Cumali amcanın. Dükkanların da durumu çok kötü. Neden mahvolmuştur ya? Sorma Kerem, sorma. Dedem bir de Cumali amcayı ateşin içinden kendi çıkardı Kerem. Kahroldu. Dedenler yanında mıymış? Ben bir konuşayım ben. Anne halam soruyor, dedem orada mı? Onlar şimdi. Uzaktalar oğlum, ben böyle bir hava alayım istedim biraz. Hala dedem orada değilmiş. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyiyim Kerem de. Çok üzüldüm Kerem'im ya. Çok üzüldüm oğlum. Neyse. Sen şimdi halamlara söyle, merak etmesinler. Ben yine ararım sizi, tamam mı? Tamam. Tamam. Kendine iyi bak. Bekliyorlarmış hala. Ama ciddi bir şey yok. Cumali'nin orada ne işi varmış gecenin o vakti acaba? Zümrüt mahvolmuştur vallahi. Yabancı bir numara arıyor. Hı, Ömer olmasın, arıyor olmasın oradan. Duydu mu acaba? Yok. Yani bir şey dememişlerdi onlar. Ya oysa ne diyeceğim ben Allah? Eğer oysa güzelce hatırını sorar kapatırsın. Asker ocağında çocuğun işine ateş düşürme. Oh. Alo. Bir tanem. Ömer ben. Nasılsın Ömer? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Sesin bir ağlamakta geliyor, kötü bir şey mi oldu? Yo, nereden çıkardın? Lakin orada her şey yolunda mı, bana doğruyu söyle. Evet, yolunda. Yolunda hiçbir şey yok. Ne oldu ki? Bilmiyorum, bir içime bir ateş düştü. Bizimkileri arıyorum, ulaşamıyorum. Ömer hiçbir şey yok. Burada her şey yolunda gayet. Merak etme sen. Defne bak, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır, tabii ki saklamıyorum. Bilmiyorum, içimde bir sıkıntı var. Allah yardım etsin ya. Sen beni mi özledin? Özlemem mi? Seni düşünmediğim bir an bile yok burada. Film gecesi nasıl geçti? İyi miydi? İyi, iyi geçti. İzledik. Çok duygusaldı. Herkes ağladı. Ömer, benim kapatmam lazım. Dedem çağırıyor. Sonra arayayım mı seni? Seni çok seviyorum. Ben de. Of. Allah. Ya Ömer öğrenirse dedesine bir şey olduğunu? Perişan olur orada. Ne yaparız o zaman? Allah korusun kızım. Düşünme öyle şeyler. Hiçbir şey olmayacaksın. Yürü, yürü, ferah tut sen. Beyhan, şuraları toplayın kızım. Lan yavaş be, yavaş. Esnedin bari. Ne hafta karıştırıyorsun ha? Kendi kendine ne işler karıştırdın? Ne oldu lan? Çok mu üzüldün esnaf arkadaşlarına? Çok mu üzüldün? Sen yaptın değil mi hadi herif? Ben yaptım lan. Var mı diyeceğim? Ben yaptım. İntikam böyle alınır, anladın mı? Öyle köşeleri falan filan silip olmaz bu işler. Aptal. Böyle mi intikam alınır ha? Yaptığın bu sakın alma saçmalıkları yüzünden bütün planlarım alt üst olacak. Ne planmış? Ne planmış? Konuştuğumuzdan beri bir adım öteye gidemedik. Senin planların yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı. Hapse bile girdim. Çünkü nerede ne halt edeceğini bilmiyoruz ulan. Bu yaptığın şey yüzünden biri ölebilirdi. Umurumda bile değil. Adamı. Hayır. Bak, biz böyle mi konuştuk? Ha? Böyle mi konuştuk? Birini öldürmek çocuk oyuncağı. Dayarım silahı kafasına, olur biter. İntikam değil bu. Onları yaşarken süründüreceğiz. Ölmekten beter olacaklar ki içimizdeki ateş sönecek. Anlamıyorum için. Bıktım senin bu mafyatik ayaklarından. Anladın mı? Bıktım. Thank you.
Vay be. Kan kardeşin. Kan düşmanı oldu ha. Korkma söyle de. Nerede duracağımızı bilelim bundan sonra. Ya Albay, sen ne laftan anlamaz adamsın ya. Hı? Ben senin çocuğun değilim, tamam mı? Bıktın bana akıl vermelerinden. Ben de senin arkanı toplamaktan bıktım. Daha fazla kaşınma. Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Melek, hayırdır, bir şey mi oldu, iyi misin sen? Ben iyiyim, iyiyim Feyyaz Bey. Cumali amca yangından zehirlendi. Duydum, çok geçmiş olsun. Cumali Bey nasıl şimdi? İşte yoğun bakımda, bekliyoruz. Hay Allah, umarım atlatır. İnşallah. Ben de bir çıkıp bakayım yanına. Sağ olun. Sen kontrollerini ihmal etmiyorsun değil mi? Yok, işte tahlil vereceğim. Tamam, ilaçlarını düzenli al. Tahlillerin çıkınca ben de bir göreyim. Olur tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırdır? Neyin tahlili bu? Bu burnum kanamıştı ya baba. O, onunla ilgili tahlil yapmıştı doktor bey. Koluna pansuman yaptırdın mı? He. Yaptırdım sanıyor. Kalkmış. Söyle kuşum, ne oldu? Anne dedemin dükkanı yandı ya. Ben artık nerede çırak olacağım? Ah benim kuzum. Bizim konağımızda da mutfağımız var ya. Orada Beyhan ablanın çırağı olursun. Olmaz mı ha? Peki dedemle dayım nerede kebap yapacak? Ah benim kuzum. Sen hiç düşünme bunları. Hiç üzülme. Onlar bir hal çaresini bulurlar. Ama ben gidip çırak olup oyun oynuyordum. Şimdi nerede oyun oynayacağım? Bizim kocaman avlumuz var. Orada oynarsın, orada koşturursun. Peki kim benimle oynayacak? Oh. Ben senden oynardım ama benim de karnımda bebelerim var. Koşturamam seninle. Keşke çabucak da olsalar, onlarla oynardım. Keşke, keşke ama az kaldı. Üzülme, onlar doğunca sen onlarla oynarsın. Onların abisi mi olacaksın sen, ha? Onlarla oynayacak mısın, arkadaş mı olacaksın sen? Hadi gel yatırayım ben seni, ha? İster misin? Odana gidelim mi? Hadi gel. Çok zormuş. Bunları gördükçe kendimi suçlamadan edemiyorum. Eline yüreğine dokunmak varken eşyalarına bakıyorum şimdi. Şimdi seni daha iyi anlıyorum, biliyor musun Melek? Babanı incitmemek için hastalığını gizleyerek öyle büyük bir fedakarlık yapıyorsun ki. Onlar bizim en kıymetlilerimiz Ali. Öyleler. Ben onları bize kıssalar da gönül koysalar da çok görmüyorum. Huysuzlukları bile hep bizim yediğimizi düşündükleri için. Korkuyorum. İlk defa çok korkuyorum. Babama bir şey olursa ne yaparım? Nasıl çıkarım bu çaresizlikten bilmiyorum. Meğer nefesi varlığı yaşamama sebepmiş. Ondan alıyormuşum gücüm. Yangın haberini aldığımız zaman oraya varana kadar kalbim durdu sanki öyle. Ben de sana bir şey oldu sandım. Sen oradasın sandım. O kadar çok korktum ki. Neden bu kadar üstüme titrediğini daha iyi anladım. Ben çok korktum. Belki de sevdiklerimize sızlanıyoruz. Yarın hep varmış gibi hoyratça birbirimizi incitiyoruz. Sonra birileri için zaman durmuş oluyor. Yarın için de çok geç olmuş oluyor.
Cumali amca uyanacak. Uyanacak, babamla da yine eskisi gibi el ele verecekler. Geç olmadan, yarına bırakmadan birbirlerinin gönüllerini alacaklar. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum Halil, çünkü umut etmeyi, zorluğa teslim olmamayı hep senden öğrendim. Ne olursun, ne olur bana söylediklerini hatırla. Ne olur güçlü ol. Bak ben buradayım. Yanındayım. Bütün kalbimle. Dualarımla. İyi ki kolumu kanadımı yaktın Cuma. Yoksa yanına nasıl gelecektim ki? Bilmiyorum. Hemşireye içim yanıyor dedim. Sardı, sarıştırdı. Geçer sandı. Oysa sen ayağa kalkmadan geçmez Cumal, geçmez. Seninle hep hastane köşelerinden mi konuşacağız Cumal? Ne oldu bizim oturduğumuz masalara, yürüdüğümüz yollara ne oldu? Hepsine garbi ya Cumali. Sırası bir şey mi? Nefessiz yatıp durma. Hani yemin ettiydin askerden? Beni bırakıp ölmeyeceğiz. İradını bırak. Ayağına sözünü tut Cumali. Ne bileyim. En azından kavgamız, dövüşümüz için. Kalk ayağa be Cuma. Kalk ayağa. Nereden nereye be Zeynel? Şu manzaraya bakınca bile içi yemiyor insan. Çocukluğumuzu, sevinçlerimizi, hatıralarımızı bir bir yok etti bu yangın. Rafık. Bu ateş hanımıza, dükkanımıza değil, yüreğimize düştü. Doğru dedin Rafa, doğru dedin. Neyi yanlış yaptık, kimin ahını aldık bilmiyorum ama cezası ağır oldu. Belki de ben sebep oldum. Ne? Ne alakası var ya? Ben burayı bırakıp gitmeyecektim Zeynel. Ne olursa olsun yüzüme bakmasalar bile ben bu ocağı terk edip gitmeyecektim. Belki o zaman engelleyebilirdim. Belki o zaman elimden bir şey gelirdi. Olmazdı bunlar. Yapma Mithat. Sen de mi abinden şüphelenin ya? Ya Zeynel son zamanlarda siniri tepesindeydi. Yani belki de dalgınlığına geldi. Ocağı açık unuttu. Bilmiyorum. Ya ben de konduramıyorum. Ben de yakıştıramıyorum ama. Neyse. Olan oldu şimdi. Toparlanma vakti. Önümüze bakacağız. Hadi bakayım kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi kalk. Hadi bakayım. Nereye gideyim? Oğlum hadi soru sorma. Gel. Nereye gideyim ki? İçin rahat etmedi değil mi? Kimse yokken bir kontrol edeyim dedim. Bilmez miyim içindeki o acı telaş? Benim de içim rahat etmedi. Halil dolanırken kaçtım geldim. Öylece yatıyor değil mi? Sessiz. Soluksuz. Sayın Ali. Cumali için kendi canını tehlikeye attın. Cumali hayatında beni kaç sefer ateşten aldı biliyorum sen. Onunla aynı avluda büyüdük. Aynı yollarda yürüdük. Dostluğundan, yarenliğinden hiç incinmedim. Onun düşmanlığı da sitemi de dilinde.
ve gözümü onda açtım bile. Senin sebep bu kavgası yüzünden beni terk edeceği sandım. Yuvasını terk edeceği sandım. Korktum seni Talim. Ama bu başımıza daha da beter geldi. Gene geldik bu soğuk duvarlara yüzümüzü sürük. Gene hastane koridorlarındayık. Önce Ömer'im. Sonra Cumali'm. Bak Sümrüt'ün. Eğer bir gözümü verince Cumali'nin kalkacağını bilsem. İki gözümü de veririm. Ama şimdi hepimizin beklemekten başka çaresi yok. Acılarımız gibi dualarımızla birleştirip bekleyeceğiz. İnşallah iyileşecek. Allah büyüktür. İnşallah. Ya Halil kimse bize bir şey de söylemiyor ya. Acaba diyeyim sen bir doktorla görüşsen mi kendin? Mahmut bekliyoruz biz de. Baba. Öldük baba meraktan kimse bize bir şey söylemeyin. Nasılmış Cumali benim durumu öyle? Ya sağolucuğum. Senin yüzünden içeride yatayım. Benim yüzümden mi? Ya babam etme Allah aşkı için ya. Neyi benim yüzümden? Ya vallahi da billahi da çocuklarla yerimi oluştum. Yeni kapattım telefonu. Biz ateşi söndürdük Mahmut abi dediler ya. He. Onların söylemesiyle içini ferahlatayım ha. Tüm mesul etsem dedi. Yine kabahatli ben oldum ha baba. Ya babam ayağınıza taş değse benden biliciniz ya. Etmeyin babam ya. Ben insan değil miyim? Bana bak. İşini doğru yapana kimse bir şey söylemez. Duydum baba. Duydum. Madem ben işimi yanlış yapıyorum. Neden çalıştırın beni yanında? Niye göndermeyin beni baba? Gönder beni. Sonra geldim. Hemen kaçayım baba. Şöyle bir kenara oturayım. Bir düşüneyim. Bende hiç hata var mı demek yok. Ya etme baba. Ne hatası ya? Allah aşkı için ya. Seyit Ali amca. Hadi sen sinirlenme. Otur şöyle. Mahmut sen de bir sakin ol. Zaten hepimizin morali bozuk. Birbirinizi boşuna kırmayın hadi. Melek sen abinle eve git hadi. Mahmut. Senin kardeşini aldı. Annemleri de aldı eve bırak tamam. Bunları sana zahmet. İlda sen de annemi al. Bak burada perişan oldu. Ben Cumali'yi bırakıp tabii bir yere gitmem. Ana yapma haydi. Benim gönlüm kalır burada. Anne bir şey olursa ben buradayım haber veririm size tamam. Ana lütfen haydi gidelim. Haydi. Mahmut. Zümrüt teyze, lütfen. Zümrüt? Acıkladım. Rahatsızlık verdim, kusura bakmayız. Böyle günde kusur mu olurmuş Zümrüt? Acımızla derdimizle bir. Buyur. Özlü'ye çay getir kızım. Hazır hanımım getirim hemen. Geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Mahmut'a ne oldu kızım? Ha, gelsin bir çay içsin. Perişan oldunuz hepiniz. Hala o da yoruldu herhalde. Odasına dinlenmeye çekildi. Thank you.
Gene bir acıyla sarsıldık hepimiz. Yüreğimizi ferahlatıcı söz bulamaz oldum. Rabbim Cumali'ye acı şifalar versin. Ana! Özüne kızım bir su getir. Ya yetti ya Kadriye. Allah aşkı için yetti ya. Canıma yetti ya. Ya biz insan değil mi? Mahmut sus. Duyucular bak dışarıdan ayıp. Ya yangının sebebi ben oldum ya. Neymiş Handa ocağı söndürmemişim ben. Sanki her akşam sen mi söndüreydin ha ateşi? Ne alakası var? Bak sana bir şey söyleyeyim mi kusura kalma ama. Bak bu Mithat'tan beri baban çok kafayı taktı gibi sana. Alper şerefsiz demese. Aa bu yangın kebapçıların ateşi yüzünden çıktı demese gene bir şey yok ortada. Aa bunu dedi ya sorumlusu Mahmut oldu. Kadriyeciğim bu iş böyle olmaz. Madem bizim bu hanada sevgimiz görülmeyi, saygımız görülmeyi öyle mi? Sen pırımızı pırtımızı topla biz bu evden gidelim. Onlar da rahat etsin biz de rahat edelim. Bir dur bir sakin ol. Bir otur nefes nefese kaldın. Mahmut ya biz yangından mal kaçır gibi nereye gidiyik ha? Delirdin mi sen? Ya kusura kalma da ben şu üç canımla gidip hiçbir yerde ev kuramam haberin olsun. Kadriye sen de ayıp edin bana. Kendin bunalınca hadi Mahmut gidelim oluyor. Ben bunalınca otur Mahmut oluyor. Ya etme Kadriye Allah aşkına için ya. Oldu canım. Ben ev bulduğumda senin aklın neredeydi ha? Nasip de yani şu yapıcı bir şey yok. Giderek ev bulana kadar bir otelde kalırız boş ver. Delirdin mi sen? Ben şu halimi otel köşelerinde sünnemem haberin olsun. At kafandan şu anda at kafandan Kadriyeciğim, mümkün değil. Kadriyeciğim tamam. Burada bin bir laf işleyeceğimize giderek otelde kalırız kafamız rahat eder. Bu kadar. Mahmut ne oluyor? Sesin dışarıda. Şimdi hala... Şimdi babama kızdı biraz. Babam onu suçladı ya dedi ateş niye söndürmedin falan yangın ondan çıktı diye ona kızdı biraz. Düvende çıkan yangının sorumlusu ben oldum ana. Zoruma gidiyor ben insan değil miyim ya? Mahmut ya yeter alam ya. Öyle mi? Tamam. Kendisi düşünsün. Benim madem burada yerim yok biz burada hice sayılıyız. Biz de bu evden giderek o da rahat eder biz de rahat ederek ala. Otur oturduğun yerde. Babanın başındaki dertleri görmeyin mi sen? Adamın feleği şaştı. Bir laf söyledi diye ev, köy terk edilir mi? Bir laf mı hala? Bir laf mı? Oğlum, babanın senden başka dayanağı yok. Kime ne desin? Bir de öyle düşün. Adam delirici. Ya yazıktır? Ya halacığım, ya yangını Mahmut çıkardı ne ya? Gücüme gidiyor, benim yaşım 15 değer. Oğlum, haklı olduğun yerde dik dur. Er geç doğrusu çıkar işin. Hele şu başımızın üstündeki kara bulutlar bir dağılsın. Bugün eğer birbirimize kenetlenmezsek, yarın dağılır gideriz. Biz aile olmayı unuttuk. Artık herkes aklını başına toplasın. Mahmut, bir sakin ol. Kıyamam ben sana. Ne olur Zümrüt teyze hala hiçbir şeye dokunmadı, hiçbir şey yemiyor. Zümrüt teyze bak. Boş karnı ilaç içtin, dokunur. Ufacık bir şeyler al. İçim istemiyor. Cumali orada öyle. Hastane köşelerindeki. Ne yiyeyim ki? Ne bitmez çilem varmış. Tolmar da gitti. Geçecek Zümrüt teyzem. Ne olur koy verme kendini. Ömer askerde. Babam hastane köşelerinde. Eskiden kim küs kim barışık diye derdimizi aşılmaz sanırdık. Şimdi başımıza gelenlere bak. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Tek dayanam Cumali'ydi. Şimdi o da gidiyse. Ben de gideyim. Öleyim ben niye yaşayayım ki? Allah ikinize de uzun ömürler versin. Rabbim kullarını türlü türlü imtihan edermiş. Bizim kaşığımıza da bu düştü demek.
İsyanla, ahvahla. Dağılmıyor ki derdimiz. Ben nasıl devam edeceğim? Hacı kadın. Bu yükle nasıl gideceğim ben? Eskiden sırt sırta verirdik. Yükümüzü yük ederdik, hafiflerdi. Benim aşıma senin buğdayın girerdi. Birikirdi. Huzur da, neşe de, çarşı da satılmıyor ki. Biz onu elde büyüteceğiz. Şimdi sarılma vaktidir. Sen benim omzumda. Ben senin omzunda. Ağlayamayacaksın. Ahiretlik olmanın ne faydası var? Şükür. Kendine geldin, uyandın ha? Gece de uyandım. Hayırsız. Vurul vurul uyuydum orada. Ya git yalan söyleme. Sen ölü gibi uzanıyordun. Aklın başına değdi. Nerede bilin? He. Öyle olsa nereden bileceydim kendini ateş atıp beni aldığını? Madem öyle, niye beni uyandırmayın? İyiyim diye. Ceza olsun diye sağ. Ya 40 sefer telefonunu çaldırdım, bir kere açmadın ha? İyi olmuş, ok olsun. Ben de seni sabaha kadar başıma bekletmeyle niyetmişim, sağ ol olsun. Yok canım, ben ne zaman ölücün diye bekledim. Kim bilir, belki sen ölücüdün kahrinden. He, o zaman namazımı kıldırırdın ha? O kadar ederdim canım. Sanlık öldü mü? Zaten sen de benim başımda onun için beklemedin mi? Yok canım, senle niye uğraşacağım ki? Belediyeye haber verirdim. Ondan kıldırdı namazı. Yazıklar olsun sahi mi? Yazıklar olsun. Ölmeyeyim ulan işte. Ölmeyeyim. Ya ölme, sen ölme. Ben ne bekledim başına? Ben mi dedim beklediği başımda sağa? Kendi kendine gelip oturmuşum oraya. Ya öl he, öl. Ne o, korktun kaçayım değil mi? Ne o, ne korkucum ki sana? Doktora haber vereceğim. Bu herif 6 ay uyutun da bir kurtulayım diye. Thank you.
usta. Tamam. Gönderdin çoraplar ayağına, oldu mu mendili eline. Mendil verdim eline. Tarafına yollamış yar benim ellerime. Yürü be Mithat usta. Zeynel, yan çıta. Geliyor hemen Mithat ustam. Zelali, yan çıta. Lan oğlum versene. Sağ ol oğlum. Hepinizin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ne güzel olmuş. Halil, eline sağlık. Sağ olasın Seyzel amca. Bak her şey yavaş yavaş rayına oturuyor işte. Kızılcıklar oldum, senelere doldum hey. Gönderdiğin çoraplar ayağıma oldu mu? Hadi Mithat hadi ya. Mithat hadi. Eline mendil verdim geline. Karanına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline mendil verdim geline. Karanına yollamış yar benim ellerime. Ne bu halin? He? Günlerdir dükkana uğramıyorsun. Telefonlarımı açmıyorsun. Ne oluyor oğlum? He? Yaptığım planlar bozulmasın diye teftişe geldiysen eğer... ...görmüş olduğun gibi istirahat halindeyim. Yok ya. Günlerdir canım çıktı benim millete yardım edeceğim diye. Etmeseydin. Bana ne? Arkalarını topluyorsun hala. Ha kenara geçseydim. Arkadaşım yaktı buraları. Buyurun temizleyin, ben karışmam deseydim öyle mi? Niye geldin buraya? Toplantı yapılacak anda. Beni ilgilendirmiyor. Alpay, as bayağı ilgilendiriyor. Ortadan yok olup dikkatleri üzerine çekme. Yanımda adam gibi dur, kimseye bir şey belli etmeyeceğiz. Bu da doğru ya. İyi. Üstümü değiştireyim de çıkalım o zaman. Bunda daha eve dönmedi herhalde. Pislik içinde yaşadığına göre. Dönmedi. Alo canım. Nasılsın? Ne yapayım? İşte alışverişe çıktım, bir şeyler bakıyorum. Sen ne yapacaksın? Akşam bir planın var mı? Bir şeyler yapalım mı? Ha? Anladım. Anladım. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Öptüm. Yerli yerine oturdu mu her şey dükkanda? Şükür Allah şükür. Çocuklar el birliğiyle hallettiler her işi. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür bugün vermişsin. Sen gönlünü ferah tut, besmele ile aç dükkanını. İnşallah abla, inşallah. Ama önce Cumali'ye uğrayacağım. Hastaneden çıkmışım. Bakayım ne yapayım. Ne de? Beni de götür. Kilimi atı soracağım. Öyle mi?
Peki ben senin yerine bu sefer sorayım. Çünkü çocuklar hasta ziyaretine gitmezdi. Ama ben çok sıkılıyorum. Burada hiç arkadaşım yok. Tüh! Ne yapacak? Peki o zaman ben sana akşam gelirken bir arkadaş getireyim. Kime getireceksin dedi? Öyle senin gibi bıcı bıcı konuşan bir tane kuş. Yaşasın, kuş arkadaşım olacak. Sen konuşmayı da öğretin ona. Ne? Gerçekten konuşur mu? Konuşur ya. Çalışırsan, çabalarsan konuşturursun. Annenin bir kuşu vardı. Dedenle annen öyle bir uğraştılar ki onunla kuş bir konuştu daha susturamadık. Hı? Seyit Ali de konuşturur o kuşu. Vur kuzum be. Günaydın. Günaydın kızım. Ben kaçayım abla. Görün değil mi abla? Babam hala düveni benim yaptığıma inanıyor. Yüzüme bir kara leke çaldılar. Babam da buna inanıyor ya. Ha benim çok zoruma gidiyor. Ne kara lekesi Mahmut? Senin ne suçun var? Hiçbir suçun yok senin. Otur, otur. Yok abla ya ben gideyim. Keyfim de yok zaten. Heh, getir, getir. Aa, iyi yaptık burayı hazırlamakla. Hem içeride canı sıkılmaz babamın. He vallahi. Nerede estiyse orada yatsın, nerede rahat ediyse. Yeter ki canı içinde olsun. Baba? Orada yatmam, burada yatacağım ben. Cumali. Heh. Hoş geldin evine. Hoş geldin Cumali. Hoş bulduk Cumhur Hanım. Geçmiş olsun baba. Sağ ol kızım, sağ ol. Baba. Yol boyu boşuna söylendim bak. Kapalı odalarda yatmam bunalırım diye. Ağlının en güzel yerini hazırlamışlar sen. E o kadarını da düşünsünler artık. Kurdun mu ben akıl edeceğim ya? Hadi geç 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 yerine geç. Bak ne güzel yer hazırladık sana. Halil. Anana emanetini ver de yerine koysun oğlum. Buyur anne. Kızım, yerine koy. Dikkatli ol. Hadi hadi öyle oturmak yok. Uzanacaksın şuraya. Hastasın sen. Habire yatacağım mı ben he? Dur hele dur. İçim kıyıldı benim. Kebap yiyeceğim ben. Baba kebap falan yiyemezsin bu aralar. O niye? Ceza mı verdiniz bana? Yok canım estağfurullah. Doktor diyet listesi hazırlamış o yüzden. Ne diyetiymiş? Zümrüt, ne diyor bu oğlan? Et yemeyeceğim mi ben? E birkaç gün yemeyeceksin yani. Ne var listede bildin? Baba vallahi öyle bir ay sebze yiyeceksin. Sebze? Bildiğin ot yani. Yani ot demeyelim de sebze işte. E kızım bu yatağı niye buraya serdiniz o vakit? Çayla serseydiniz daha pratik olurdu. Allah Allah. Ben hana gideceğim de sigortacılar gelecek. Bir esnafla toplantı yapacağız. Sen iyice dinle tamam mı? İyi iyi ben de geleyim. Çoktandır düvene gitmedim zaten ne oluyor ne bitiyor haberim yok. Sen nereye gittin Cumali? Yat hele şöyle. Ne ayaklandın sen her dakika? Hastasın sen. Yatacaksın, dinleneceksin. Hadi bakalım hadi. Baba aklın kalmasın. Zaten ben hanı derleyip toplarım tamam. Sen de kendini bir toparla iyice dinlen. Hadi eyvallah. Hadi kolay gelsin oğlum. Böyle misafir ibriği gibi durucum mu ben böyle? E yat. Seyit Ali. Geçmiş olsun. Hoş geldin Seyit Ali. Günaydın. Günaydın. Aa. Otur çayını koyayım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne yaptınız? Bitti mi handa işler? Bitti bitti. Vallahi çiçek gibi oldu Seyran. İyi ne güzel. Bugün artık seyyara çıkarım. Babanların da biraz keyiflerine gelmiştir. Yani orası öyle de... Dükkanda birkaç kere denk geldik babamla. Hiç konuşmadık.
Ne ben bir şey demeye cesaret edebildim. Ne o bir laf etti, bir şey söyledi. Canım, sen yakışanı yaptın. Eminim baban da görmüştür. Ay, unutmadan. Şunları al, tamam mı? Unutma çıkmadan. Onlar ne? İşte domates, soğan, maydanoz falan. Kebap yaparken elinin altında olsun dedim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ ol. Sen sağ ol. Yanımda olduğun için. Yüzümü güldürdüğün için. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Ailemle bu hale gelmeseydik her şey çok daha güzel olurdu. Anne. Prensesim günaydın. Hadi otur bakalım. Günaydın. Sütün burada. Yumurtan da. Şöyle öne alalım. Hop. Ben yumurta yemeyeceğim. Ya ama anneciğim her sabah aynı şeyi konuşuyoruz. Yumurtanı yemezsen büyüyemezsin. Gülce, sen hokus pokus yumurtalarını biliyor musun? Bilmiyorum. Bak şimdi. Önce sen bir dilek tutacaksın. Tamam mı? Sonra ben bu yumurtayı kaybedeceğim. Eğer yumurtayı 10 saniye içinde bulursam dileğim gerçek olacak. Ama yumurtayı yemek koşuluyla. Tamam. Tamam. Dilek tut. Ben dileğimi diledim. Tamam. Hazır mıyız? Başlayalım hadi. Hokus pokus. Aa. Nerede? Aa, havaya mı gitti acaba? Aa, burada. Evet, buldun. Isıtın, dileğim gerçek olacak. Evet, ama eğer yumurtanı yersen. Tamam. Babam yapardı bunu biz küçükken. Ya ben şimdi çok beceremedim tabii de. O kadar usta yapardı ki bazen böyle cebimden falan çıkardı yumurta o kadar yani. Peki dileklerin gerçek oldu mu? Evet. Şu anda karşımda oturuyor. Yalan söyleme. O yaşta aşk mı dilenir? Vallahi ne bileyim Seyran hatırlamıyorum ki. Yani. Mithat. Yani ne kadar güzel şeyler yaşamışsınız babana. Ne kadar çok anınız var. Farkında mısın bilmiyorum ama... ...çok güzel bahsediyorsun babandan. Ömer, oğlum nasılsın? İyiyim, anaların en güzeli. Canım annem, sen nasılsın, iyi misin? Ev ailesi nasıl? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Herkes de çok iyi, çok şükür anneciğim. Ben şimdi senin sesini duydum ya. Dünyalar benim oldu. Çok özledim be annem. Ben de sizi çok özledim ya. Hey hakanımlar ölçüydü. Ne sağlam. Kim o? Seyitel amcanın sesine benziyor. Evet anneciğim, evet. Seydel amcan burada. Ben de sana müjdeyi verecektim. Deden eve döndü de. Seydel amcan da ondan uğramış. Öyle mi? Vay be. Dönmek için benim gitmem mi beklemiş? Olsun. Canı sağ olsun. Ya anneciğim, sen niye şimdi üzerine alınıyorsun ki? Sanki bilmiyorsun dedeni. Bak o da düşündü, taşındı. Aklı başına geldi, döndü demek ki evine. Yapma anneciğim. Tamam anne. Şimdi işim var, kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Ömer. Gelin. Ha baba. Olanı bitene demeyeydin oğlana şimdi. Yok baba. Bir şey demedim zaten. Asker ocağında aklı burada kalmasın şimdi. Zaten boynu bükük gitti oğlan. Bir de bu olanları duyunca hepten dar gelir oralar artık. Yok canım. Siz hayıplanmayın. Öyle boynu bükük gidecek bir oğlan değil ama ailesinin, sevenlerin ardında olduğunu bilecek olduğunuzda. Siz orada onu hoş tutun, yeter. Neyse çay geldi ama ben afiyet. Şimdi esnaf toplanmıştık. Hele gidip bir işlerimi halledeyim. Beni burada koyup nereye gidin ya? Cumali, sen hele biraz yat, sonra gel. Ya yok, beraber gider her şeyi yoluna koyarız şimdi, hadi.
Yok Cumali bak sen beni dinle, gelmesen ben gideyim işleri hal yoluna koyup ondan sonra gelir dükkanın başına geçersin. Ya açık konuşsana sen. Benden gitmek istemiyor musun? Ya bunlar nereden çıkar insan? Anneciğim Seyit Ali odasında merak etme tamam? Tamam kızım. Tamam hadi öpüyorum sizi. Anne dur dur bir şey soracağım ben sana. Senin küçükken yani çocukken bir kuşun varmış. Onun adı neydi? O nereden çıktı kızım şimdi? Anne soruyorum söyle işte. Ya kızım çok işim var. Fıstık da ismi böyle yemyeşil. Çok tatlı bir rengi vardı fıstık gibi biliyor musun Defne'm? Tamam tamam. Niye sordun? Anne alttan Ömer arıyor. Ben seni sonra arayayım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Hadi tamam tamam. Görüşürüz canım. Ömer aşkım. Defne'm nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Sesini duydum daha iyi oldum hatta. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Askerlik işte. Senin böyle bir sesin kırık geliyor. Canın mı sıkkın? Bir şey mi oldu? Dedem dönmüş eve. Evet döndü. Ama bak sen sakın canını sıkma tamam mı? Deden hiçbir şey yok. Deden gayet iyi. İyi derken nasıl iyi? Bir şey mi oldu ki Defne ha? Hasta mıydı ki? Ha Defne? Melek. Melek. Bırak. Odana geç dinlen hadi. Sırası mı şimdi Mirza Allah aşkına o kadar sipariş bekliyor. Halil de dükkanda sen bir başına nasıl olacak? Ben gecede çalışıyorum biter hallederim. Sen yorulmayacaksın anlaşmamız budur öyle değil mi? Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Hadi kalk. Ben sana güzel de bir çay getireyim şimdi otur dinle. Şimdi Melek her şeyi fark edecek. Aman! Yandın mı? Bir şey oldu mu Mirza? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yandı mı bir yerin? Hiçbir şey yok. Yanmadım da sakallım tuttu. Sen bana diyorsun yorgunsun diye sen benden betersin derdi. Otur bakayım şöyle geç ben getireceğim çayları. Tamam, hadi. Tamam bir şey yok. Otur sen. Tamam, tamam, tamam. Alo anne. Ömer, oğlum. Ay öyle kapatınca çok üzüldüm ben. Anne bana niye yalan söyledin? Hı? Anne kurban olayım bak cevap verir misin bana? Oğlum. Öyle anlatıp da biz senin oralarda canını sıkalım istemedik. Yani zaten elin kolun bağlı bir şey de yapamayacaksın sonra kahredeceksin kendini. Ya anne sağlık bu sağlık sağlık saklanır mı ya? Ben hocalarımı arardım doktorları arardım ilgilenirlerdi. Anne dedem ver. Anne dedem ver çabuk ben dedemle bir konuşacağım sesini duymam lazım. Çıktı deden Seydel amcayla birlikte çıktı onlar. Anne bak bak bir şey olmuş bana söylemiyorsunuz bak. Çok mu kötü dedem lütfen doğruyu söyle. Yok anneciğim yok hiçbir şey yok gerçekten yok bak vallahi de yok billahi de yok. Deden iyi. Ya bak adam kalktı dükkana gitti. Sen niye annene inanmıyorsun oğlum? Tamam anne tamam anne tamam görüşürüz. Asker. Emret komutanım. Bir sıkıntın mı var oğlum? Telefon çalıyor. Hayırdır kim ola ki? Ömer. Dedem nasılsın iyi misin? İyiyim aslanım iyiyim. İyiyim ya ne güzel oldu böyle kamerayla aradın yüzünü gördük ha. Şş, bana bak sizin orada yasak değil mi böylesi ya? Komutandan aldım telefonu. Dedem neler yaşadığını biliyorum. Doktorla konuştum. Yangını da bileyim öyleyse. He biliyorum. Biliyorum ama yalnız da olamadım geçmiş olsun biliyorsun.
Geçti gitti atlattık aslanım, sen merak etme, dert etme hiçbir şeyi. Ben iyiyim çok şükür, ben iyiyim. Bak yanımda kim var, bak Seydal Emin burada bak. Seydal Emin, beraber hana gidiyik işlerin yanına koymaya. Zeytir amca, ellerinden öpüyorum, nasılsın, iyi misin? Şükür oğlum, sağ olasın. Sen dedeni merak et, tamam? Ben sizi böyle yan yana gördüm ya, ölsem de gam yemem artık. Tamam dede, tamam ben gelene kadar sağlığına çok dikkat et. Sen meraklanma oğlum. Biz o işe çok dikkat ettik valla. Ananla babaannen maşallah zepse yedirip duruyorlar bana. Perizin yapıcıymışım neymiş? Ot deyip duruyorum ha. Tamam bak perizini yap ne olur. Ben gelince zaten devam edeceğiz. Var mı emriniz? Hadi ellerinizden öpüyorum. Yok aslanım ben etmem merak etme. Biz de seni gözlerinden öpüyük. Aslanım benim hadi Allah'a emanet hadi. Allah'a emanet. Cumali, bak diyetin bitsin, et yersin. Üstelik ben yaparım sana. Ya ben ondan mı ağlayayım Seydal şimdi ya? Ya niye ağlayayım ki? Hamle bela bulacağım. Arkadaşlar, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. El birliğiyle ekmek kapılarımızı yeniledik. İnşallah bir daha böyle bir şey gelmez başımıza. Birbirimize destek olarak bu olayı atlattık. Artık bugünden sonra eski huzurumuza dönüp İşimize gücümüze bakacağız. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden razı olsun. Peki bu yangın nasıl çıktıysa peşini bırakmazdık değil mi? Bırakmayacağız tabii ha, bırakır mıyız? Polis de itfaiye bakıyor zaten. Raporları bir çıksın, nedir ne değildir öğreniriz. Haklısın Halil kardeş. Kimin kabahatiyse ortaya çıksın. Cezası neyse çeksin, kimse zan altında kalmasın. Biz kimin ne ettiğini bileyim de neyse. Raporlar çıkınca görüşecek Allah'ın izniyle. Allah aşkına uyma şuna ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Geçmiş olsun. Hoş geldin usta. Oturun Rasul Bey. Şükürler olsun sağ salim dönebildin. Vallahi seni çok özledik be Cumali ustam. Sağ ol Zeynel, eksik olma sağ ol. E baba hasta hasta çıkıp gelmişsin, niye laf dinlemiyorsun sen? He oğlum doğru söyleyeyim, ben de söyledim ama babanı bilmiyormuş da dinlemiyor laf. İşe bak ya. Cumali emmi gitti döndü, o gece han yandı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne diyorum ya? Fikrimi söylüyorum. Söyleyemez miyim? Yeni kural mı çıkarttın? Sen akıllanmayacaksın Halil, lan. Halil, ha? Halil tamam. Sen akıllanmayacaksın mı? Halil tamam kardeş, gerilmesin sinirler. Albayım tamam ya. Cumali Bey canından oluyordu. Ettiğin laf mı ha? Yakışıyor mu almayayım? Lütfen, lütfen. Ulan küfür etmedik, bir şey yapmadık ya. Sadece fikrimizi söyledik. Adamın geldiği gün yangın çıkıyor. Hani sırf ben sorguluyorum, başka kimse sorgulamıyor mu ya? He? Her söylediğim yanlış anlaşılıyor. Ana bak, abuk sabuk konuşup milleti zan altına bırakma. Bak o da doğru. Sen de haklısın. Elinde belge olsaydı böyle konuşamazdınız. Kenan, sizin dükkanın kameraları var değil mi? Var kardeş. Polise vermediysen bir de biz bakalım. Olur. Ne yani? Bizim üzerimize mi yıkacaksın yani ha? Madem gizlimiz saklımız yok, o gece ne oldu ne bitti bir görelim değil mi? Biz durup dururken kimseyi suçlamayız. Alpay Efendi. İstediğin kameraya bak. Benim dış kablolara yanlış Halil. Ama bilgisayarda ne kadar kayıt kuyut var, hepsini veririm. Eyvallah. Beni yakmayı aklından bile geçirme. Sen de yanarsın. Vay, çok güzel hareket. Bravo Emre. Ne yapıyorsun lan sen? Şşş. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun?
Canım bu kadar tatlıysa git evinde oyna. Senin çeneni kırarım Emre, senin çeneni kırarım. Vay, Kerem'in içinden cengaver çıktı. Kerem! Çık sağdan! Hocam bilerek yapıyor. Çık dedim sana! Evet beyler, devam edin. Kerem! Ya Kerem! Ya bir yüzüme bakar mısın? Bana niye çalım atıyorsun? Sağ orada. Aslı git başımdan. Allah Allah. Triplere bak ya. Sen mi diyorsun ya bunu bana? Aramadım diye yüzüme bakmadın. Sen şimdi git Emre'yi izle. Ben Emre'yi değil. Seni seçtim. Ne demek bu şimdi? Üzerini değiştir gel. Bir şeyler atıştıralım. Anlatırım ben sana. Vay be. Kan kardeş dedik hale bak. Funda. Funda! 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 Arkadaşım, çok acil bir şey var. Telefonu rica edebilir miyim? Olur. Sağ ol. Rica ederim. Efendim? Kaç gündür neredesin sen? Telefonumu da engellemişsin. Asabımı bozma benim. Alpay, bak ne zaman akıllanırsın ancak beni o zaman görebilirsin. Ya kaç kez uyardım seni? Söyle bana, kaç kez uyardım? Funda bak, delirtme beni, tamam mı? Canımı sıkma. Alo. Funda. Çok sağ ol, teşekkürler. Sen de. Seyit Ali, siz niye açmadınız düveni bugün? Hiç olmazsa kokusunu alırdım ya. Kebabı yiyemeyik madem. Bugün eksiklikler var da yarın tas tamam açarız inşallah. Ama bak, canın çektiyse ben sana ellerimi pişireyim ha. Yok ya, yok. Ömer bile yasak etti bu ha. Baba! Ne baba? Siparişler verdin mi oğlum? Verdim, verdim baba. Yarın sabah geleceğiz Allah'ın izniyle. Bismillah'den ocağımızı yakarık. Acaba diyeyim seni ateşten alsak mı ha? Baba, yarın biz çocuklarla baklava açmaya başlarız. Sen eve gittin de, olur mu? Yok öyle, yok. Hep beraber geçecek işin başına. Zeynep, sen durun da oğlum. Eksin yediğin var mı? Ustam şükürler olsun. Yani dükkanın elini yüzünü düzelttik ama bayağı eksik var. Sağ olsun Kenan abiyle Mithat bayağı yardımcı oldu. Ama dükkana mal falan da alamadım. Bütün mal zayi olmuş. Para da kalmayınca böyle ortada kaldık işte. Biz neciyiz burada kardeş? Kimden alıyorsam onu ver, siparişini ben ödeyeceğim. Abim sen zaten o kadar çok işimi gördün ki daha bana ne yapacaksın ya? Esnaf da yanışmasın. Hem dükkanın masrafını düşünme, sigorta öder onu. Yangın raporu gelmeden sigorta para ödemiyor. Sen dükkandaki kamera kayıtlarını ver de herkesin işi görürsün. Bilgisayara kamerayı kuran firmaya haber verdim. Eleman gelip bakacak, onu bekliyorum. Ama yok dersen doğruca polise gidip diyelim, onlar baksın. Yani amma surat yaptın ya. Tamam. Yani sen beni aramadın diye ben sana küstüm ama sonradan affettim. Sen niye bozuksun? O sahada yaptığın neydi öyle? Emre'yi alkışlıyorsun, sonra benim peşime geliyorsun. Hayırdır? Anlamadın mı hala? Dikkatini çekmeye çalışıyorum. Sinirlenince gözün kimseyi görmüyor, asabi çocuk. Şimdi asabi mi oldun? Artık kavga etmesek ya, ha? İyi, sana demeli. Tamam, bak ben söz veriyorum, şirin bir kız olacağım. Ama sen de tatlı bir çocuk olacaksın. Beraber çok eğleneceğiz. Ne geçiyor senin aklından? Pardon, bakar mısınız? Buyurun.
Bize şöyle şu büyüklükte, hani içinde balıkların, Japon balıklarının beslendiği kaseler var ya, onlardan iki tane limonata lütfen. Balık kavanozu yani? Evet. Peki. Şaka mı ya bu? Yo, bir dakika içinde hiç ara vermeden içeceğiz o limonatayı. Sebep? Yani niye normal insanlar gibi bardakta içmiyoruz? Çocuk muyuz ya biz? Oldu, bir de içine kafamızı sokalım. Yani adrenalin içerikler sana ters olunca geriye çoluk çocuk eğlenceleri kalıyor. Ne yapayım? Hadi bakalım. Var mısın yarışa? Kim önce bitirecek? Göreceğiz. Sonuç ne olacak? Kazanan kaybedene istediğini yaptırır. Da şimdi bu çok genel olmadı mı? Tamam. Teşekkürler. Sınırlandırıyorum. Ben kazanırsam beni konağınıza götürürsün. Ya da günde üç kez arayıp güzel şeyler söylersin. Yok, konak olmaz. Konak şimdi olmaz. Daha sonra yok, sözüm olsun. Tamam. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Günde üç kere aramak ne ya? Tamam, istemiyorsan kazanmaya bak. Hadi başlıyoruz. Bak, üç deyince. Tamam mı? Hadi. Bir. Abla sen aşerdim de dedin ya, sana yaptım. Valla eline sağlık da yani şimdi o kadar egzersiz yapıp böyle löp löp yemek de olmayacak. Şimdi kusura kalma, olur mu? İyi, sağlık olsun. Tamam. Bak burada tek tek anlatmış risklerini, göreyim mi? Ne anlattık? Diye ki sizin gibi diyeyim, böyle düşük riski olan diye annelerde diye bu pelvis kaslarını çalıştırmak gerekiyor diye. Allah başka dert vermesin. Mutlaka diye yoga yapması lazım diye annelerin diye. Ben zaten Şeyma siparişi verdim, o gelsin gör bak ben buralarda ne hareketler yapayım. Öğreneceğim hepsini. Tabii abla, pelvis kasları önemli, doğru söyleyin. İhmale gelmez. Ne oldu kız? Sizin düğün de yattı herhalde, bu Zelen'in dükkan yandı ya. Kader kısmet abla. Ben çarşıya gideceğim, sen bir şey isteyeyim mi? Bunları odama götür ben. Topla oraları. Beni de kaldır burada. Bunu bırakayım da gidelim hemen. Dükkanda birkaç kere denk geldik babamla. Hiç konuşmadık. Ne ben cesaret edebildim konuşmaya, ne de o bir laf etti. Huzurları yerine geldi çok şükür. Zümrüt'ün de yüzü güldü. Gülmez mi hanımı? Ya sağ salim kalktı ya Cumali Bey. Çok şükür. Hanımı. Merhaba Nefise teyze. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Buyur kızım. Hiç girmeyeyim, ben çok vaktinizi almayacağım zaten. Kızım kapı ağzına konuşulur mu öyle? Geç içe. Geç kızım. Beyhan bir çay yap hemen. Hemen hanım. Hiç zahmet etmeyin. Dediğim gibi ben çok vaktinizi almayacağım. Uyur kızım, seni dinleyeyim. Mithat, sizin için çok özel. Bunu bildiğim için size geldim. Mithat'ın bu açtığı davadan haberim oldu. Ama soyadımdan geçecek kadar ailesiyle bağlarını koparmasına benim gönlüm hiç razı değil. Evet, çok büyük kırgınlığı var babasına, abisine. Ama inanın sizi düşünmeden tek bir an bile geçirmiyor. Çok üzülüyor. Bakın, bizim evliliğimizi bu aileyi koparmamalı. Çünkü ne olursa olsun
Mithat hepinizi çok seviyor. Bakın Handa yangın çıktı, günlerce çalıştı. Bir kere bile yoruldum demedi. Ama ben gördüm ne kadar yorulduğunu, ne kadar yıprandığını, sizin için nasıl çırpındığını ben gördüm. Bakın ben buraya gelmeden önce çok düşündüm. Hem size bir geçmiş olsun demek istedim. Hem de belki bu kırgınlığa siz bir çare olursunuz diye düşündüm. Demekle iyi etmişsin kızım da. Ben ne yapabilirim? Benim aklımda bir şey var aslında. Ama biraz size bağlı. De hele hatunda kimi? Yarın akşam bize yemeğe gelseniz. Melekleri de çağırdım. Bütün aile belki bir arada olunca buzlar çözülüverir. Belki baba oğul oturup konuşurlar. Ne dersiniz? Afiyet olsun. Eyvallah. Ya. Hala bu işin peşini bırakmayacak Rafık. Şimdi polis raporlarını falan bekleyin. Kenan abinin dükkanında kamera varmış. O kamera kaydında bulduk mu hallolacak iş abi. Vallahi ben de çok düşündüm Zeynel. Ne abim ne de ustalar ocağı söndürmeden öyle gitmezler. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben Mahmut abiye hiç konduramadım zaten. Ama garibim herkes de onu suçladı ya. Hele baban. Ya Rafık baban adamın üstüne çok gidiyor şu sıralar ya. Sen ne yaptın, işleri toparlayabildin mi? Yavaş yavaş. Öyle el biriyle hallediyoruz. Bütün parayı bana verdin. Ben de gittim borçlara dağıttım. Ben almayacaktım o parayı, hata ettim. E ne alakası var ya? Ha? Rafık böyle bir şeyin olabileceğini bilir miydik biz? Hem ben sen kendine dert edin ya mi anlattın bunları? Ya bak biz oturduk. Konuştuk andakilerle. Kenan abi de yardımcı olacak. Kenan abi mi? Senin bu Kenan abi hayranlığı nereden geliyor Zeynel? Kabul etme şunun yardımını ya. Yo şey hiç yani. Yani böyle yakından tanısan gerçekten iyi bir insan. Yani öyle Alpay gibi falan da değil ha. Hani böyle hiç kin falan tutmuyor. Gerçekten bak. Daha bak yangında işte herkes yardımcı oldu. Kendi dükkanında sıkıntı yoktu. İstese yardımcı olmayabilirdi ama adam yardım etti herkese. Zeynel bu adam Alpay'ın arkadaşı değil mi? Bunlar aynı kaptan yemek yemiyor mu? Güvenme bu adama. Yok yok, hiç öyle değil. Yani yeri geliyor var ya, Alpay'a da postasını koyuyor. Hiç öyle bir adam değil ya. Benim gitmem lazım. Toptancıya gideyim de işlerimi halledeyim ben. Oğlum nereye? Ciğer yapıyorum, dürüm yapıyordum sana. Yok yok, sen yersin ya. Ben kaçayım Hacı, tamam. Hadi, hadi rast gelsin. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Kahretmesin ya. Abi, kitapçıyla konuştum. Yangından işkillenmiş, dükkan elden çıkaracakmış. Şu karşı yemeneci var ya. O da diyor ki tamirata uğraşamayacağım, çarşıdan dükkan bakacağım diyor. Bu da bizde. Alpay'ın yaktığı ateş bizi yaradı. Verdin mi kayıtları? Bak bir daha içeri girersem işim biter. Bir şey yaparken 10 kere düşünürsün artık değil mi? Şimdi anlamışsındır. Bana akıl verme, ne yapacağımızı söyle yeter, tamam mı? Gene Kenan kurtarsın seni değil mi? Zaten asabım bozuk, canımı sıkma benim. Halil'i oyalayacağız. Ya neden uğraşıyoruz ki anlamıyorum. Silelim kayıtları, olsun bitsin. Olmaz oğlum, dijital kayıt onlar. Anlaşılır. Bana bak, sen de saçma sapan işlere kalkışma tamam mı? İkimizi de yakarsın. Hiç değilse şimdi laf olur. Bir şey ters gitmeye görsün, hemen arkası geliyor. Hemen. Gene ne oldu? Of, of. Funda, yolda giderken taksiye binerken gördüm. Kaçtı gitti, yakalayamadım. Ama ben ona göstereceğim, evden böyle kaçıp gitmenin ne olduğunu, öyle kafasına göre takılamaz. Al, burada Funda. Sen biliyordun ve bana söylemedin mi? Hedefi şaşmış fişek gibi dolanıyorsun ortada. Sağın solun belli olmadığı için bekledim. Sürprizlerle dolusun. Sen ha, içerideyken boş durmadık herhalde. Göz kulak oldu mıydın ben? Ne
İdris. Buyur abi. Kameraya dikkat et. Alpay'ın sağ solu belli olmaz aman diyeyim. Abi harbiden yakacağım mı Alpay abi? Herkesin kendine göre hesabı kitabı var. Elma ile armut toplanmıyor diye biliyorum ben. Yüzüle. Zeynep. Merhaba. Merhaba. Alışverişe mi geldin? Eksikler vardı da alınca onları almaya çıktıydım. Bu arada çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yüzüle. Nasıl diyeceğim bilmiyorum ama kusuruma bakma. Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Seni istemeye geleceğim ama yani sen de bileyim. Cumalem'e gitti, yangın çıktı. Bir sürü şey oldu Müzile. Ama şunu bil ki ben senden vazgeçmiş değilim. Yani beni bekle demeye yüzüm dahi yok ama hani olur da eğer beklersen ben ne yapıp ne edip isteyeceğim sen. Hiç bir şey demeyeceğim mi? Hoşça kal Zeynep. Senin kuzusunun arkadaşı gelmiş. Anne de çok güzel minnacık. He aynı senin gibi. O da çip çip ötüyor. Ama anne var. Aman da oğlumun kuşu çok güzelmiş. Merhaba. Arkadaşım olur musun? Abla bak. Bu benim arkadaşım. E bu çok güzel baksana kar gibi bembeyaz. Sen bunun adını ne koyacağını düşündün mü? Fıstık. Fıstık. Seyda Ali tuzlu fıstığı çok seviyor ya. Onu da. Ha. İyiyim, iyiyim. Seviyor. Çok seviyor. Bunun da adı fıstık işte. Rengini tutturamadık. Ne yapalım? Kızım bütün kışlar yeşil olucu diye bir şey mi var? Ayşe anne bir fıstık. Benimle konuşur musun gerçekten? Yarın dükkanlar açılacak. Handa herkes eski düzeninde dönecek inşallah. Çok sevindim Ali. Neyse ki kısa zamanda her şeyi derleyip topladınız. Vallahi Melike herkes canla başla çalıştı işte. Yani ben de anlamadım. Bitti. İşte her şerde bir hayır var diye boşa dememişler. Tabii kimsenin canı yansın istemezdim ama bak babamla Cumali amcayı da böyle birlik içinde yan yana göreceğimi hiç tahmin etmezdim. Ebu hocam onlara yetti tabii. Umarım bir daha yollarını ayırmazlar. İnşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Derdo, yetiştirmişsin siparişleri. Yetiştirdik ya, çok şükür. Teslim de ettik. Kafamız rahattır. Sen ne yaptın? Handa durumlar nasıl? Yangının sebebi belli oldu mu? Yok. Yani raporun çıkmasını bekliyoruz. Babam da abimi suçluyor. Yok ya boşuna Mahmut'u suçlayıp duruyorlar. Yok öyle bir şey. Yani böyle dediğine göre aklında başka bir şey mi var? Ya bilmiyoruz işte derdim Murat gelsin. Raporu o takip ediyor. Ama yani birisi bunu kasten yaptıysa çok korkunç bir şey değil mi? Merhaba. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Hadi. Gel kardeş. Dursana biz de senden bahsediyoruz. Ya, çıktı mı rapor? Çıktı. Etken madde hidrokarbon.
kopya da sana getirdim raporu. Yani o ne? Benzin ham maddesi. Ama babamlar ocakta benzin kullanmazlar ki. Ocak işi değil zaten. Biri kasten mi yaptı? Büyük ihtimalle. Kundaklama yani. Aynen. İşin altından umarım sen çıkmazsın Alpay. Meren yanında bir şey demedim ama benim aklımdaki adam Alpay'dır ha, o yapmış olabilir. Ben de başından beri ondan şüpheleniyorum. Beyler biraz sakin olun. Şu dükkanlardaki kameralara bir bakalım. Konuşacağız nasıl olsa. Şu Kenan kamera kayıtlarını verecek de işte ona da ne kadar güvenirsek. Yok yok, merak etmeyin. Tek tek bütün kayıtları inceleyeceğiz. Tamam. Birkaç öğrencim daha var, sınava hazırladım. Defne için hızlı bir program yaparız. Vallahi hocam onu sen bileceksin. Ehil olan sensin. Artık torun salaya mı? Aha gel. Gel kızım gel. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldin. Ben hazırım. Hadi o zaman başlayalım. Ha, o zaman ben de kahvemi alayım. Masanın kenarına gidişeyim. Sizi bırakayım hoca, öğrenci. Başlamadan bütün öğrencilerime sorduğum bir soru var. Sana da sormak istiyorum. Neden müzik? Ben Almanya'da doğup büyüdüm hocam. Annem Almanya'dayken sürekli türkü söylerdi. Dilinden hasret türkülerini hiç düşünmezdi. Söylerken de çok uzaklara dalıp giderdi, düşünürdü. Ben de bir gün dayanamadım, sordum. Anne neyi bu kadar düşünüyorsun, nereye dalıp gidiyorsun? Antep'e gidiyorum, Antep'i düşlüyorum dedi. Bir ezgiye tutunup çok uzaklara gidebileceğimi ben annemden öğrendim. O gün karar verdim. Kalbinden ne geçiyorsa müzik sana onu söyletiyor. Sonuna geldik Funda Hanım. Pardon beyefendi, kime bakmıştınız? Funda Yıldırım kaç numaralı odada kalıyor? Kusura bakmayın beyefendi, bu bilgiyi sizinle paylaşamıyoruz. Ama eğer misafiriyseniz kendisini arayabiliriz. Yok 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 yok. Ben kocasıyım zaten. Bir sürpriz yapmak istiyorum. Böyle odasına çiçek, bir meyve falan. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Yarar mısınız oda servisini? Tabii ki, hemen. Lütfen. Canım ben geldim. Ay. Ay bu çok güzel ya. Çok güzel şeyler aldım. Kardeş. Bak bak. Ya. Tam istediğim gibi olmuş.
Bak şöyle yapalım. Malum eşime sürpriz yapacağım. Sen al bunu. Ben gezden ederim, tamam mı? Ya unuttum şeyden. Heyecandan. Oda numarası kaçtı? 611. 611. Harika. Tamam. Ben halledeceğim. Sağ ol. Okey. Sağ ol. Kolay gelsin. Canım, sen oda servisi çağırmış mıydın? Alpay. Alpay ya. Ay, Alpay lütfen. Kim sandın? Alpay bir saniye dur. Bak, nerede o? Alpay. Kim ben, nerede ya? Kim için hazırlandıysa ondan bahsediyorum. Saçmalama Alpay. Ah şimdi işte yolun sonuna geldik Funda Hanım. Aa, bu kim? Kim bu? Kızın falan mı? Ne kızı Alpay? Alpay mı? Ha, enişte yani. Enişte mi? Evet canım. Enişten Alpay. Ay teyze nasıl bulmacanın içine düştük biz ya? Tanıştınız işte hayatım. Bak enişten Alpay. Ablamın kızı Aslı. Merhaba Aslı. Ha misafirimiz değil mi ya? Tamam pardon Aslı'cığım ya böyle biraz değişik oldu da. Evet değişik oldu. Çünkü Aslı'cığım bizde hep değişik olur. Ay anlamadan dinlemeden saldırıyorsun. Teyze ben lobideyim. Tamam canım tamam. Nereden bileyim Funda? Bir de bu elbiseyi giymişsin. Alpay elbisemi yeni aldım. Tamam mı? Deniyordum ya. Senin derdin ne Allah aşkına? Kaç gündür yoksun ortada ha? Ne oluyor? Hangisini sayayım Alpay? Hepsini biliyorsun zaten. Tamam kusura bakma kendimi kaybettim tamam mı? Özür dilerim. İyi çok güzel. Ben de kaybettim kendimi bak. Yokum işte kaç gündür. Yani Alpay bak ne meleğin derdi bitti. Ne çocukların derdi bitti. Bir de geldim buraya seni aldatıyorum zannettin ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tamam bak bir anda ne yapacağımı bilemedim. Korktum işte ne yapayım delirdim kendimi kaybettim. Gerçekten. Korktum tabii. Benim senden başka kimsem yok ki. Sen benim eşimsin tamam mı? Benim yol arkadaşımsın. Yok canım. Kenan'ım var senin. Ya Allah aşkına bahsetme bana şundan. Allah Alpay bilmiyorum yani. Birazcık aklın başına al artık. Gerçekten. Eğer beni kaybetmek istemiyorsan biraz aklın başına al. Ya. Ne olursun bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Gerçekten. Affet beni ne olur. Tamam mı? Söz mü? Söz. Söz. Söz bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Sen nasıl buldun beni? Aa. Servis arabasına binip kendimi görmedin mi? Ya. Hadi evimize gidelim ne olursun. Çok özledim seni ne olur. Ne olur eve gidelim. Bugün Zeynel'in haline çok üzüldüm. Elimde de yok ki çocuğa destek olayım. Olmadık insanlara el açacak. Ben de çok üzüldüm. Bir de evlenecekler değil mi Ünzüley'le? Sorma. Hayalleri yıkıldı çocuğun. Şimdi elinde para olmayınca dükkana mal alamıyor. Öyle olunca para kazanamıyor. Nasıl kuracak yuvasını? Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Daldın gittin. Şey düşündüm. Bu ara herkes zor zamanlar atlattı. Acaba melekleri yarın akşam yemeğe çağırsak? Hı, alır. Belki babanlar da gelir. Yani Seyran ablamlar olur tabii de babamlar bu eşikten içeri adımını atmaz. Bak sakın babamı çağırıp kendine küçültme. Tamam?
Komiser Murat var ya, Halil'in arkadaşı. Hı. Locaya geldi. Bizim bu yangın ocaktan falan çıkmamış abi. Bayağı benzin dökmüşler. Sonunda ya. Ya sonunda ya. Oh be. Oh be. Ya biri canımıza mı kastetmiş bizim? Ne oluyor Mahmut? Melek polisle konuşmuş. Ha? Bizim ocaktan çıkmamış. Yangın benzinden çıkmış. E dedim ben sana. Dedim boş yere üzdün kendini ha. Hak yerini buldu işte. Ya. Melek vallahi sen de sağ ol. Sen olmasan söylemesen kendini yiyip bitiriydi ha. Madem kaza değil, bizim ekmeğimizde kim oynuyor? Melek, bunu yapan belli mi? Yok, daha onu çözememişler. Kesin Alpay şerefsiz, ben size söyleyeyim. O yaptı ya. Kendi kendine ortalığı velvereye verdi. Aa bu ana dedi, Mahmut yak dedi, konuyu kapattı. Bitti gitti, o yaptı ya. Öyle değil mi? Böyle bir alçaklığı yaparlar mı sence? Ya yapmazlar mı babam ya? Madem öyle, sen kamera kaydın niye vermeyin bize? Sen bizi niye oyalayın? Sakladıkları bir şey var besbelli. Ben gideyim artık hala, Kerem evde yalnız. Gel ben bırakayım sen hadi. Yok abi gerek yok, ben giderim. Baba. Kantoron ya iyi gelir koluna, sürersiniz. Halacığım görüşürüz. Selamet olsun. Oh be. Ben bunları mı yiyeceğim? Ha. Siz de onları. Yani öldüğünüz bağ. Cumali, Allah gerçinden versin. Ya sebze bu sebze. Ya gitsin, iyi gelir. Sebze bu sebze. Ömer de bunları yedi illa. Ne edelim? Yiyelim bari azar azar. Ömer'le mi konuştun sen? Ne oldu? Konuşamaz mıyım? Ya yok canım, konuşursun tabii. Bak sebze iyiyim üstüme gelme ha. Ömer nasılmış baba? İyi miymiş bari? Maşallah. Her şeyi de yetiştirirsiniz oraya. Durduk yere canı sıkılık oğlanın. Yok baba, bizim bir şey yetiştirdiğimiz yok. Ya biz ne yetiştirecek? Hı? Sadece bizle konuşmuyor ki. Söyleyen söylemiştir. Neyse canım. Oğlan dedesiyle konuşunca neşesi yerine gelmiştir. Ya. Cumali. Hı? Seyit Ali'yle bugün pek bir içli dışlıydınız. Hayır olsun inşallah. Adam canını koyuyor ortaya benim için. Daha da arkamı dönecek halim yok ya. Kavga dövüş idare edelim artık. Valla baba ben çok sevindim barışmanıza. Sevinirsin tabii. Cumali, şimdi siz barıştınız ya. Yarın öbür gün başka hevesler peşinden koşmazlar bunlar değil mi? Ne diyeyim, sen zümrüt aşam aşam. Diyeyim ki yarın öbür gün benim oğlum senin kızın diye rafın gırtlağına sarılmış halde bulmayasın kendini diyeyim. Zehra, bir dinler misin? Ama sen bize anlatmazsan biz nasıl çözüm üreteceğiz? Ne seni orada mutsuz ediyor bu kadar? Zehra, bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde senin okul hayatın falan da kalmayacak. Biz babanla buna izin vermeyeceğiz Zehra. Ne diyor? Dinlemiyor değil mi? Dinlemiyor. Ya İhsan, bu böyle uzaktan olmayacak. Tamam. O zaman Ankara'ya gidelim. Evet, galiba yapılacak başka bir şey kalmadı. O zaman ben bu izin işini konuşayım, tayine çevireyim. Dilekçede de anlatayım durumu. Of 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 Alpay, bu ne rezalet, bu ne pislik ya. Elin ayağın mı tutmuyor? Bir elektrik süpürgesiyle süpüremiyor musun? Yediğini içtiğini kaldıramıyor musun sen? Ne yapayım, sen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. E ne olacak şimdi, böyle mi kalacak yani? Ya tutarım bir tane kadın. Gelir ara sıra temizler evi, olur biter. Halledeceğim diyorum. İyi, parasını sen veriyorsan tut tabii, görelim bakalım nasıl tutuyorsun, görelim.
Baktım ben. Alpay nerede? Ne arıyorsun burada? Hayırdır? Hı? Sen yaptın değil mi? Sen yaptın Alpay. İnanamıyorum sana. Alpay, insanların rızıkları, insanların canına bile kastettin. İnanamıyorum, sen nasıl bu hale geldin Alpay? Hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Bak artık saçmalamalarından bıktım, tamam mı? Nasıl itham ediyorsun beni ya? Alpay inkar etme, orayı sen yaktın. Melek, yani komik olma artık ya. Adamın da dükkanı orada, niye yaksın? Tamam suçluyorsun da biraz mantıklı bir şeylerle suçla bari. Ne yazıyor burada? Ne diyor burada? Benzin dökerek yakılmış orası. Öyle ocak ateşinden falan değil. Of. Yani bu benim yaktığımı kanıtlamıyor ama, değil mi? Mithat yapmış olabilir mesela. Hani Mahmut'la araları kötü ya. Aya. Belli ki intikam almak için yaptı. İyi bak Alpay. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak. O zaman sana bu konuşmayı hatırlatacağım. Evet. Ne karıştırıyorsunuz siz yine? Bu yangın meselesinden dolayı Kenan'ın aram bozuldu. Yeğenim burada, sonra anlatırım ben sana, tamam mı? Sen mi yaptın, bana onu söyle. Hayır tabii ki. Anlatacağım dedim. Benim şimdi gitmem lazım. Nereye gidiyorsun ya? Ana gideceğim, bu kamera kayıtlarını orada almam lazım. Sinsi Kenan. Kenan. Sonun geldi. Hadi bakalım. Ya ne dememi istiyorsun Aslı? Ya bu çok saçma bir oyun. İddiamız böyle. Güzel bir şeyler söyleyeceksin. Havalar da pek güzel bugün. O ne be? Ya güzel bir şey. Dalga geçme lütfen ya. Kutup ayıları çok yalnız. Korumaya almışlar. Saçmalamayı keser misin? Ne ya, bu güzel değil mi? Ya Kerem. Ne Aslı ya? Aa, ne inatçısın. Ne söylememi istiyorsun? Güzel bir şey söyledin, güzel bir şey dedim. Bak kalbini kırmayayım diyorum. Kalbinde kötülük yok diyorum ama sen de benim çok üstüme geliyorsun ya. Başka? Bak Aslı. Gerçekten iyi bir kızsın. Ama beni çok zor durumda bırakıyorsun. İşte oldu bak. İyi kalpliyim. Kalbimde kötülük yok. Beni kırmak istemiyorsun. Her telefonda bir tane güzel bir şey söyleyecektin. Böylelikle bir sürü güzel şey söylemiş oldun. Bugünlük süperdi nasıl bir çocuk. Bir sonraki telefonda görüşürüz. Yani eğer istersen yapmadan mesaj olarak da atabilirsin. Kimle konuşuyorsun? Bir arkadaşım mı? Arkadaşım. Bana bak, o fatura eğer Almanya yüzünden kabarırsa sorarım ha. Yok ya, buradan bir arkadaşım. Allah Allah. Senin buradan arkadaşın kim varmış ya? Tanıt bakayım bana, kimmiş o? Önce ben bir tanıyayım, sonra tanışırsınız teyzeciğim. İyi, hadi bakalım. Gelen kadın neyin nesiydi ya? Alpay'ın eski karısı işte o. Eskiden çocukları bahane ediyordu. Kapıya dayanıyordu böyle. Şimdi her şey de kapıda. Hiç sevmediğim kadın tipi. Neyse, sen hiç muhatap olma teyzeciğim. Yani enişten biraz değişik bir adam ama... seni çok seviyor. Gördüm ben. Allah'ım ya. Haneye 3 dükkan daha ekledik. 1-2 tane daha alırsak... Cumali ile Seyit Ali'ye karşı handa söz hakkımız olacak. Aynen abi, yokluyorum sağa solu. Dükkan satan biri olursa aynen kapatırız. İyi, ben çıktım abi.
Yakacaksın lan sen beni. Yavaş lan, bağırma. Rapor çıkmış, rapor. Benzin olduğu anlaşılmış. Eğer kayıtları polise verirsen beni yakacaksın. Meleği de başıma bela edeceksin. Benzin senin sorunun. Meleği de düşman eden sensin. Yakında Funda'yı da düşman edeceksin. Bunun adını ağzına alma. Otele gittim, baktım yeniyle beraber kalıyormuş. İhanet falan filan yok yani, anladın mı? Ya ben var demedim. Yerini gösterdim. Kendi kendine hunut yapıp karşıma çıkma ya. Gel abla, gel. Gel otur. Abla. Ya bu yağ ne kadar iyi bir şeymiş. Baksana, geçi. Biz çocukken anam bu kantaronun çiçeklerini toplatırdı bize. Şifası varmış demek. Nesilden nesile geçiymiş. Kökünde iyilik olanın mirasında insanlık olayım. Doğru değil abla, doğru değil. Demek ki bizi seven olmayan da varmış. Hep birlikte çıktık yangında. Varmış tabii. En başta çocukların koşturdu. Melek, Mithat. Koşturucu tabii abla. Koşturucu. O anda dükkanda büyüdüler. Hepsinin anıları var. Koşturucular. Ha. Abla. Ben Cumali'yi beklerken doktorla Melek'i konuşurken gördüm. Nesi varmış, öğrenebildin mi? Doktor gittikten sonra yanaştım, sordum. Ne bileyim, tahlil falan vereceğimmiş, alacaklarmış. Bunalımdan oluyor hep. Geldiğinden beri yaşamadı, sıkıntı kalmadı ki kızım. Bir başına mücadele edeyim. Kendileri ediyor abla. Hı? Söz laf dinlemiyorlar. Ondan sonra biri bu yana savruluyor, diğeri o bir yana. Bugün Seyran geldi. Ne diye gelmişmiş? Dur canım, hemen celallenme. Bir sonunu dinle. Mithat bu durumlara pek üzüleymiş. Gecesi gündüzü biz olmuşuz. Derdinden içi içini yiymiş. Kız da çok üzülmüş bu halına. Bir buyurup yemeğe gelseniz de baba oğul bir konuşsalar diye. Yok. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Kederleriyle otursunlar. Abi ben yani, ben ne diyeyim ki abi sana şimdi? Kardeş kardeşin gözünü oyarken sen bu devirde kalkıp bağabilik ettin. Allah senden razı olsun abi. Aile olmak için kan bağına gerek yok kardeşim. Kan bağı başka, can bağı başka. Bunu en iyi senin benim gibi öksüzler bilir. Doğru diyorsun abi, haklısın. Abim, ben şu düveni bir oturtturayım. Bir kendine gelsin, bir toparlansın. Söz hemen sana olan borcumu ödeyeceğim. Sonra da Allah'ın izniyle üzüleme istemeye giderim. Her şey parayla ödenmez aslanım. Kiminin parası, kiminin duası. Madem bir hayır yaptık, arkasını getirelim. Gidip isteyelim kızı. Abin sıfatına koyduysan beni, ayrımı tam yapmama da müsaade et. Abi, çok sağ ol ama ben Cumalem'le söz vermiştim. Şimdi Cumalem'i de geldi. Gönül koyar, ayıp olur adama. Adamcağızın bunu düşünecek hali mi kaldı oğlum? Yangını, depremi bitmedi ki. Ne derdi olsun ki abi? Seydelenmeyle de barıştılar. 3 gün sonra gene küsecekler. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yolda kalırsın. Benden demez. Haklısın abi. Haklısın. Ben yok abi yok. Ben bir daha Yüzülem'in yüzüne bakamam. Çok bekledi kızacağız beni. Ama yani abi iş dönüp dolaşıp gene paraya geliyor ya. Oğlum boşa abilik edecek halim yok ya. Sen hazırım de
gidelim isteyelim. Vallahi mi abi? Ha? Abi ben... O zaman bu düveni top alayım. Sonra gidip müzelemi isteyelim ha? Abi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abim mi? Abi. Yok Melek. Mithat davadan vazgeçmiyor. Yani Hande öyle canla başla çalışınca vazgeçer sandım ama yok. Yok Seyran biliyorum. Ben de konuştum da. Beni de dinlemiyor. Gerçekten çok kırılmış. Melek ben bir şey yaptım. Ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemiyorum. Nefise teyzeye gittim ben. Mithat'ın üzüntüsünü anlattım. Bir de onları yemeğe çağırdım akşama. Ne dedi ağlam? Ne diyecek bir şey diyemedi ki. Mithat'a da söyleyemedim gittiğimi. Sadece siz geleceksiniz diye biliyor. İşte halam tek başına olsa belki de... Babam gelmez Seyran. Olsun üzülme bak. Sen üstüne düşeni yaptın. Sen sana yakışanı yaptın. Ben gideyim artık. Akşama bekliyorum mutlaka tamam mı? Tamam canım tamam merak etme. Biz geleceğiz. Ben sadece bir tahlil vermeye gideceğim. Oradan çıkıp hemen size geleceğim tamam mı? Tamam. Haber ver bana mutlaka. Polis kundaklama mı değil? Kesin miymiş? Vallahi baba raporlar onu gösteriyor işte. Ya benzin dökülmüş değiller daha ne olsun ki? Sigortacılar birazdan gelir. Bizim belgeler hazır da Seyitil amca siz de şu sigorta evraklarını hazırlayın. Bir an evvel işleme başlasınlar. Ha doğru söylüyor. Abi. He baba. Oğlum bizim sigorta evraklarını aldı gel. Neyi dedin baba? Sigorta evrakları. Nerede baba sigorta evrakları? Ben nereden bileyim oğlum? Daha yeni yaptırmış olman lazım sen. Baba ben bilmem sigorta evrakı falan bizim Mithat ilgileniyor işlerle. Mahmut Mithat mı kaldı? Bundan sonra her işte bize ulaşacağız eminim ben sana. Ne edecek şimdi? Aslı şu saçma sapan oyunları oynamasak mı artık? Telefondaki performansın süperdi. Şimdi de bütün bunları yüzüme söyle cesaretin varsa. Ne şimdi cesaretlik oyunu mu? Of Kerem niye anlamıyorsun ya? Seni tanımaya çalışıyorum. Ha bu arada teyzem seni sordu. Yakında tanışırsınız. Ya dur dur ya dur ne teyzesin? Ne olur teyzeyi karıştırma. Tamam o zaman önce biz tanışalım. Kerem kimdir? Kerem Yıldırım. Ya ne bileyim işte futbol oynuyorum, aile, ev falan. Biliyorsun, gördün işte. Çok renksizmiş. Yani bizde öyle değil. Mesela akşam eniştemin eski karısı geldi. Acayip action ortam. Böyle teyzem de zarif kadın, tatlı müdahale ediyor. Gelen kadın deli, eniştem deli. Ya renkliymiş. Bu insanlar ne edecek şimdi oğlum? Polis raporuna göre kundaklama ihtimali güçlü. Kamera kayıtları incelenince kesin sonuca varılacak. Ondan sonra hasar kayıt tutanaklarına göre masrafınız karşılanacak. Hadi inşallah. Yalnız evladım biz o evrakları bulamayız. Sorun değil. Ben kayıtlardan bakarım. Birkaç hafta önce Mithat gelip poliçeyi yeniletmişti zaten. Nasıl ya? Bizim Mithat gelip poliçeyi mi yeniletmiş hele? Evet. Yıllardır onunla hallediyoruz zaten. Niye şaşırdınız? Ya gördün mü bak. Mithat geleni yapmış. Öyle gettim demeyle gedilmiyor ha. Çok şükür. Baba. Murat komiser ekibiyle birlikte bir soruşturma yapacaklar. Hoş geldiniz. Aman oğlum aman diyeyim bak Murat. Her şeyi didik didik arayın gözünüzden bir şey kaçırmayın ha. Siz hiç merak etmeyin Cumali Bey. O iş bizde. Heh. Halil. Şu bahsettiğin kamera kayıtlarını da bir inceleyelim. Tamam. Ne demek komiserim? Ben zaten Halil'e verecektim. Canımıza kasteden her kimse cezasını çeksin. Tamam. Geçelim o zaman. Dur. Bana bir çay getirsene. Ben yaptım abi içeride. Olsun birazdan getiririm.
Kamera orada komiserim. Tamam. Buraya kaydedilir. Neyse çıksın ortaya da herkes rahat bir nefes alsın. Umalım da öyle olsun. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Gözümün içine baka baka verdin onları kayıtlara. Burada mı yapacaktın bana? Polislere karşı gelecek değildim herhalde. Bizim belgeleri var. Bu kadar mı? Nefret ediyorsun benden. Ha? İsteseydin o kayıtları bir saniyede silebilirdin. Kardeş olduğumuz güne lanet ediyorum. Annem arıyor. Alo anneciğim. Oğlum antrenmanda mısın? Yok annem. Bir arkadaşla bir şeyler içiyoruz. Sen nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Ha, yok oğlum yok, çalışıyorum ben. Bak ne diyeceğim Kerem, akşam kardeşlerini al Mithat dayınlara gel. Seyran yengen yemeğe davet etti. Aa, iyi tamam. Tamam geliriz. O zaman öpüyorum seni, iyi bak kendine, tamam. Tamam oğlum, geç kalmayın tamam mı? Hadi bay bay annem. Çok seviyorsun anneni. Evet. Seviyorum. Anneler sevilir çünkü. Sen sevmiyor musun? Yani. Benim annem çok özel ya. Hayatımdaki en değerli şey. Melek gibidir. Tanısan sen de anlarsın. Belki bir gün tanışırsınız. Sen önce teyzemle tanış da sonra tanışırız. Şey Dali, az bu şey değildi yaşadıklarımız. Ben diyeyim ki bir kurban kestirsek, kan akıtsak kazayı belayı savmaya. Doğru diyeyim Cumali, doğru diyeyim. Hiç olmazsa başımızdaki musibet dağılır ha. Heh. Abla, hayırdır? Hele gel otur, gel. Gel. Oturun, otur rahatsız olmayın. Hoş gelmişsiniz. Ya çarşıya çıktıydık da bir uğrayalım dedik. Ne güzel etmişsiniz, her yeri tertemiz olmuş. Huzurlu, bereketli ekmeğiniz olsun bundan sonra. Sağ olasın Nefsi Hatun. Amin. Tekrar geçmişler olsun. Sağ ol beyan, sağ ol. Baba. Elhamdülillah gözümüz aydın. Sigortadan aradılar şimdi. Soruşturma bitmiş. Sigorta bütün masrafı ödeyecekmiş baba. Vallahi bizim Mithat iyi ki ödemiş baba sigortayı. Dükkandan gitti diye özünden de gitmedi ya. Bugüne kadar nasıl sahiplendiyse burayı, bundan sonra da aynı yerde duruyor. İş ki bizim durduğumuz yer değişmesin, değil mi Seyit Ali? Beyhan hadi biz gidelim, işimiz çok. Hayırlı günleriniz olsun. Uğurlar olsun. Sağ ol abla, selamet olsun. Geçmiş. Sağ ol Beyhan abla, Allah razı olsun. Aslında bugün çıkarmış sonuçlar ama bilemedim, bekleyelim mi? Sen boşuna yorulma, çayını iç. Geç bir tatlara. Ben alırım sonuçları, tamam? Yok canım, beraber bekleriz o zaman. Başak. Merhaba. Erken çıkmışsın. Evet, bugün öyle oldu. Nasılsın, bir şey içer misin? Yok canım, sağ ol. Tahlilleri sordum hocaya. Sonuca göre tedaviye karar verecekmiş. Devam edebiliriz belki dedi. Umarım beklediğimizden daha iyi çıkar sonuçlar. İnşallah. Olacak inşallah. Ya ben aslında alırdım bugün sonuçları ama yani erkenden çıkmam gerekiyordu. Uşak sorun yok, ben alacağımı söyledim Melih'e zaten. Ben yıllık izne ayrıldım. İhsan'la Ankara'ya gideceğiz. Zehra'yı ziyarete. İyi olmuş. Zehra bayağı asileşmiş. Halası söz geçiremiyormuş artık. Okula falan da gittiği yok ve benim gözümün önünde de değil artık.
Olsun canım, yani daha gençler. Gidersiniz, şimdi konuşursunuz, dengelenir. Biz İhsan'la oturduk, konuştuk Melek. Biz belki Ankara'ya yerleşeceğiz. Yani başka bir çare bulamadık biz. Anladım, anladım Başak'ım. Yani tabii ne yapacaksın? Yani çocuğun... yani bir yandan da bilemedim, hani buradaki düzenin... Düzen falan önemli değil. Ben asıl seni bıraktığım için çok üzülüyorum. Ama... ama yani kızım için de gerekiyorsa yaparım. Nereye gitmem gerekiyorsa giderim. Yani insanın evladı söz konusu olunca göz hiçbir şey görmüyor. En iyi sen biliyorsun bunu Melek. Canım, canım arkadaşım benim. Ben seni çok çok özleyeceğim ama tabii ki ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Alpay. Alpay. Bir cevap ver Allah aşkına, bir şey söyle bana. Nereye gidiyorsun sen? Bir süre ortada gözükmemem gerekiyor, tamam mı? Sorma bir şey, ne olursun. Ya neden sormayayım Alpay? Topladığın eşyalarını nereye gidiyorsun? İşler fena karıştı Kenan yüzünden. Kenan. Kenan yaptı değil mi Orhan'ı? Ben anlamıştım zaten. Alpaycığım ne olursun bak. Korkma. Korkma, bir şey olmaz. Gidersin polise, her şeyi anlatırsın. Dükkan sana kalır. Bir de öyle düşün. Olmaz, ben öyle bir şey yapamam. Ben böyle bir şey yapamam. Ben hain değilim, tamam mı? Böyle ne olacak peki Alpay? Beni terk etme diye sen söylüyordun. Şimdi sen beni terk ediyorsun ama. Bak, her şey düzelinceye kadar sadece ortada gözükmemem gerekiyor. Sonra döneceğim. Sen benim her şeyimsin, tamam mı? Bana güven. Alpay. Bana güven. Seni bırakmayacağım, tamam mı? Alpay gitme, ne olur gitme ya. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin. Hoş geldin Mithat. Hoş bulduk. Nasılsın abla? İyiyim, iyiyim canım. Senin bugün doktor randevun vardı, nasıl geçti? Tahlil verdim. Halil alacak sonuçları. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Sen Mithat. Abi sonuçları aldıktan sonra bize gelsene. Melekler de burada. Beraber yemek yeriz. Tamam geleceğim. Tamam tamam abi, görüşürüz. Geliyor. Ne oldu ya? Zaten sözümüz vardı ya Halil abi. Beraber yemek yiyeceğiz. Hayırdır hala? Bir yere mi gideyim? Beyhan, dediklerimi hazırladın mı kızım? Hanım, hazırladım. Hemen çantaya koy. Ay, içli köfteyi de koydum. Bunu dolmaya en üste koyacağım ki yağ akmasın. Hey maşallah, hey maşallah. Sofranın güzelliğine bak. Baba, ziyafet var bize ha. Afiyet olsun Karagül'üm. Buyur hanım. Hayırdır inşallah. Allah, sen nereye gidin? Mithatlara. İsteyen benimle gelir, istemeyene ahada sofra. Tevfik'e sinir.
Kenan nerede? İşi vardı çıktı abi. İyi. Şu ileride bir tane berber var ya. Onun yanında fırın var hani. Oradan bana iki tane poğaça kap gel hadi. Çay da al. Tamam abi. Anne dedemin ayarladığı ders çok iyi geçti. Yani yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladım. Ne güzel benim canım kızım. Hayırlısı olsun. Umarım bütün hayallerin gerçek olacak Defne. Umarım. Dayı, çok çalışıyorum. Çok da iyiyim ama as takım belli olacak, daha çok çalışmam lazım. Sen o as takıma gireme, seni kalenin tepesinden aşağı atarım, haberin olsun. Yok, ben seninle bir daha kaleye çıkmam. Tamam, as takım değil. Tamam. Sofra hazır. Hadi, hadi o zaman. Hadi Seyit Ali, koş. Gülce, hadi koş. Hadi Defne, Kerem. Beklesek mi biraz? Gel bakalım. Melek. Herhalde gelmezler bu saatten sonra değil mi? Seyran, sen elinden geleni yaptın, artık üzülme. Sen üşüdün mü? Biraz, çok değil. İlaçlarını al yemekten önce, tamam mı? Ha, tamam tamam, haklısın. Kerem otur hadi. Halil abiler geldi. Görüyorum, rüya mı görüyorum ya? Bilmiyorum. Ama ben de aynısını görüyorum şimdi. Hoş geldin Salı. Sen de hoş geldin baba. Kızım şaşkın şaşkın bakmayın öyle. Alın şunları elimden. Pardon pardon. Ha, tabakları koyup sofraya getir hadi. Ben getiriyorum. Hala sen öyle geç. Şöyle. Evet. Baba. Kuzum, kuzum, kuzum. Baba. Dede, hoş geldiniz. Seyran. Kapıyı mı açtın karşımda baba? Sen biliyordun. Senin başının altından çıktı değil mi bunlar? Bilmiyorum. Doğru söyle bak. Hadi git, yalnız bırakma. Geliyorum şimdi ben. Tamam, geliyorum tamam. Geliyorum ben şimdi. Abla, ayakta kalma, otur. Seyran nerede? Geliyor Kerem. Köfte yüzü bakalım. Hadi başlayın, buyurun. Hadi hadi, afiyet olsun. Tamam.
Hayırdır? Bir şey unutmuştum da ona bakmaya geldim. Antika mıydı? Ben yardımcı olayım. Arabanın anahtarını evde bulamadım. Belki buradadır diye bakmaya geldim. Niye yalan söylüyorsun albayım? Hı? Kamera var biliyorsun. Bak. Buradan izliyorum ben. Ben gidiyorum Kenan. Kayıtları polise verdikten sonra artık kardeşliğimiz bitti. Tamam. Başka çarem kalmadı. Seni sattığımı düşündün ha? Öyle düşünmedim. Aynen öyle oldu. İşte seninle farkımız bu. Empati diye bir şey var mesela, sende yok. Mantık da yok. Hiçbir şey planlayamıyoruz. Evet, polise görüntüleri verdim. Eski kayıtları o gecenin tarihiyle değiştirdim. Ben seni sırtından vurmadım albayım. Ama sen beni alnımın tam ortasından vurdun. Diyeceksin ki bana niye demedin? Rahat bir nefes alaydım. Karşılaştığımızdan beri sen rahat bir nefes al diye uğraşıyorum. Oğlum öldü bu yolda. İntikamsa benimki daha büyük. Bunu anlamadın sen. Bitti albayım. Yolum seninle bitti. Çok koyma. Ne olur Seyran. Yersin, yersin, yersin. Anneciğim, ay, ay. Çok özür dilerim Seyit Ali amca. Ay, pardon ya. Yok, yok. Zararı yok, zararı yok, zararı yok. Mithat, babanın gömleğini içeride böyle sabunlu suyla siliverin. Tamam, tamam, tamam baba. Tamam, ben hallederim Mithat. Gel. Maalesef sonuçlar umduğumuz gibi değil. Beklediğimizden daha kötü durumda. İlacın dozunu arttırmak da büyük risk. Yani bünyesi buna dayanamaz. Bundan sonrası için moralini yüksek tut. Kaliteli zaman geçirmesini sağlayın. Biz ilacın dozunu küçük küçük devam edeceğiz. Ama her şeye hazırlıklı olun. Ben bu dünyadan eksik yarım gitmek istemiyorum. Sen çok güçlüsün. Yarım eksik ne varsa doya doya yaşayacaksın, tamam mı? Kuruturum da ben sonra hemen. Tamam, tamam. Ver bana sen. Ver bana. Şey yapayım, sirkeyle geçeyim üstünden.
İz kalmasın, sirke tuz falan dökelim baba. Sirkesi neydi acaba? De hadi boş ver. Yok baba, bir hemen yaparım şimdi. Karışım.